Değerli izleyicilerimiz, Kanal Sim ve Lay İşbirliği'nin hazırlanan Spor Alternatif programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Atletizm Federasyonu'nun deyim yerinde ise Çiçeği Burnu'nda Başkanı Bilbay Gece Yatmaz. Evet Bilbay Hocam, hoş geldiniz. Hoş Dilerseniz bulduk. Hemen konuya girelim. Teşekkürler. Yayınımıza başlayalım. Bize kendinizi kadar tanıtır mısınız? Teşekkürler. Öncelikle tabii seyirciler bizi böyle kısa kollu falan görecekler ama Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bu sıcak ortamında ancak böyle giyinerek gelmek vardı. Böyle başlayalım biz şeylerimize, programımıza. 1967 yılında Lefke'de dünyaya geldim. İlk öğrenimi 7 Dalga İlkokulu'nda bitirdikten sonra orta öğrenimi Lefke Gazi Lisesi'nin orta kısmında lise tahsilimi de Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra üniversite tahsili için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun oldum 1992 yılında. Daha sonra vatani görev falan derken işte düğün falan, bir erkek çocuk babasıyım, evliyim. Peki hocam, atletizm. Neden atletizm? Yani gerçekten sporun anası olarak nitelendirdiğimiz branş. Ve gerçekten de çok zor bir görev. Bu görevi seçmeniz, yani sizin federasyon başkanına talip olmanız, neticede de tek aday olarak da kazanıp bu göreve başlamanız sizi buraya ne itti? Öncelikle ben tüm kulüplerimize beni bu göreve layık gördükleri için, oy birliğiyle çünkü başkanlığa getirdiler. Onları utandırmamak için zaten açık söyleyeyim, kendime de olan güvenimiz var. Mesleki geçmişimiz de var. İşte bir sürü okulla görev aldık. Efendime söyleyeyim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde 11 yıl gibi bir süreyle işte spor müdürlüğüne kadar yükseldim. Yani background'umuz vardı. Arkadaşların da destek vermesiyle bu göreve talip olduk. Niye bu göreve talip olduk? Atletizm gerçekten bir evvelden benim sevdiğim branşların belki de başında geliyor. Özellikle duyduğunuz bir branştı. Evet, atletizm. Evet. Futboldan mezun oldum ben. Zaten fakültede okurken, beden eğitimi ve spor bölümünde okurken futboldan mezun olduk ama atletizmin bambaşka bir şey. Yani bunu tarif edemezsiniz. Hissedersiniz sadece. İçten geliyor. Evet. Tabii bu arada şunu da izleyicilerimize hemen belirteyim. Bilbo Hoca Atletizm Federasyonu Başkanı ama aynı zamanda bir beden eğitimi öğretmeni. Ve şu anda Lefke Gazi Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Yani işin mutfağından yetişmiş birisi. Sorunları çok iyi bilen birisi. Eminim bu noktadan hareket edersek daha keyifli, daha doğru düz bilgilerin verileceğine inanıyorum ben. Evet hocam. Sağ olun. Özellikle bunu söylemek istedim. Çünkü yani işte Bilbo Hoca Atletizm Federasyonu Başkanı. Nereden ama nereye? Aynı zamanda, yani aynı zamanda bir beden eğitimi öğretmeni. Evet. İşin mutfağından çıkmış. Konulara hakim. Ne yapacağını bilen, antrenman bilimini çok iyi bilen. Aynı zamanda organizasyonlara çok iyi yapabilme yeteneğiniz vardır. Evet. Evet hocam, devam eder misiniz? Teşekkür ediyorum. Yani arkadaşların da beni bu konuda motive ettiler. Çok büyük motivasyon verdiler. Hadi hocam, hep birlikte mücadele edelim. Atletizmi belli bir noktaya getirdik ama daha ileriye ulaşmak için hep beraber çalışalım. Bize güç katınız dediler. Onları kırmadık. Ve şu anda eski yönetim demeyeyim ama bizim yönetimde devam ediyor yani. Yani geçen Ersin Doğaç'tan bahsedelim. Ersin Doğaç Federasyonu'nun yönetim kurulundaki arkadaşlar şu anda hemen hemen hepsi hep beraber çalışıyoruz. Hı hı. Benim federasyonum demeyelim, bizim federasyonumuza çalışıyoruz. Evet, ve ben güç katmak için geldim bu federasyona. Peki hocam, şu anki durumu öyle kısa bir durum değerlendirmesi yapacak olsak. Atletizmimiz ne durumda? Vallahi artısıyla eksisiyle tabii. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Elit düzeydeki sporcularımız var. Bu sporcularımız bizim Türkiye'deki milli takım kamplarına katılıyorlar. Belli dereceleri yapanlar. Yani elit düzeyde atletlerimiz var. Tabii bu özlenen seviyede mi değil mi? Alttan gelenlerimiz var. Yıldızlar ligine katılıyoruz Türkiye'de. Yani söyleyeceğim, Türkiye'deki Atletizm Federasyonu'yla bizim ilişkilerimiz son derece iyi. Buna çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Türkiye'deki Atletizm Federasyonsuz organizasyon yapmayalım falan değil de onlarla beraber hareket etmek istiyoruz ki daha çıtayı daha yüksek noktalardan devam ettirelim. Ama bildiğim kadarıyla benim de çok da orada paylaşımcı bir federasyon var şu anda. Evet. Gerek MYK'sı olsun. Zaten MYK'nın başında Müslüm Aksakal var. Evet, çok yakından tanıdım Müslüm abi.
Yani Kıbrıs'a da çok seviyor. Hı hı. Her fırsatta bize yardım ediyor. Aynı şekilde başkan da öyle. Önemli olan tabii bu ilişkileri sıcak tutmak ve bize katkılarını her geçen artırmaktır. Evet. Şimdi 7 Şubat'ta oldu bizim genel kurulumuz. Biz bir hafta sonra salon Türkiye Büyükler Şampiyonası vardı. Evet. İstanbul'da o büyük salonda, Avrupa'yı salonda. Hı hı. Gittik oraya. Tabii gidiş maksadımız oradaki Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çıntımar beyefendiyle görüşmekti. Beni davet ettiler kendileri, sağ olsunlar. Yani işte cumartesi seçimimiz vardı. Pazartesi günü hemen beni telefonumdan aradı, tebrik etti ve davet etti oraya. Tabii çok güzel bir şey. Yakından ilgilenmeleri, takip etmeleri. Daha evvel tabii böyle bir programa çıkmadığımız için bu arada bir ilk oluyor sizin program. Hı hı. Yani başkan olarak ilk programa evet, çıkıyoruz. Tabii ben buradan başlamak istedim. Onu seyircilerimize öyle söyleyeyim. Çünkü sayın seyirciler biz Haldun Hoca ile aynı okulda da görev yapıyoruz. Evet. Yani başka programlara evet onlara da çıkacağız ama tabii buradan başlamak bana ayrı bir kazandırdı. Açık söyleyeyim yani. Buradan başlamak benim için daha doğrusuydu yani. Tabii bir lav geçmişiniz de var. Tabii. Şu anda lav stüdyolarında zaten pırıl pırıl bir stüdyolar çekim yapıyoruz. Yani evdeyim diyebilirim. Evet. Yabancılık çekmiyorsunuz. Evet. Evet hocam liglere geçelim. Yani ligler şu anda biliyorsunuz federasyon olmazsa olmazı kulüpler dediklerdir, evet. Altyapılardır. Bunlarla ilgili neler söylersiniz bize? Yani yeterli düzeyde mi? Eğer değilse neler yapmayı planlıyorsunuz? Altyapılara önem verecek miyiz? Tabii. Altyapılara önem vereceğiz. Şimdi İAF Çocuk Atletizmi'ye bir projemiz var. Evet. Geçen yönetimdeki arkadaşlarımız bu projeyi başlattılar. Allah iyiliklerini versin. Gerçekten çok önemli ve ileriye yönelik temel teşkil edebilecek bir projedir bu. Peki hocam nedir bu İAF Çocuk Atletizmi projesi? Yani bunu şimdi, bence detaylı bir anlatalım da. Evet çok şöyle proje. Gösterelim biz. Şurada genel kamera. Evet göster. Evet. Bu çocuk atletizminin mantığı şu. Tüm bireyleri, tüm sporcuları, tüm çocukları ileride birer şampiyon gibi görüp oyunlarla onlara işte zaman içerisinde şans tanıyarak gelişimlerini işte kognitif, kafasal gelişimlerini, zihinsel evet. gelişim, motorik özelliklerini, fiziksel özelliklerini hepsini gözlemleyerek zaman süreci içerisinde analizler, işte basit testler, oyunlar oynatarak belli bir seviyeye çekmek. Ki bu da birincisi bunun 7 yaşla 12 yaş arasındaki çocuklarımızda yani başlangıç yaşı, başlangıç yaşı 7'dir bu proje. Şey, İAF çocuk atletizmi olarak 7 olarak alınmıştır. Hı hı. 12 yaşa kadar bu birinci safhasını gerektiriyor şeyin. Bu projenin tabii ondan sonraki safhalar da var. Ve belli bir süre önce çok büyük bir katılımla Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi'nde Türkiye'den Türkiye Atletizm Federasyonu'nun eğitim kurulundan arkadaşlar geldi. Ben de o katılımcılardan bir tanesiydim o zaman federasyonunda değildim ama evet. Hani beden eğitimi öğretmeni hasebiyle oraya gittik. Çok güzel bir eğitim aldık. Çok paylaşımcıydı. Çok iyi şeyler öğrendik. Adamlar çok teşkilatlı geldiler. Ve orada Yakın Doğu Üniversitesi'nin kolejinde okuyan bir sürü de çocuk geldi. Yani orada oyunsal olarak onları oynattık ve görsel olarak gördük yani olayın ne olduğunu. Özel malzemeler geldi. Yani gerçekten çok iyi bir peki kursa katılanlar herhalde bunun uygulamasında bir evet. yaptınız herhalde. Sadece yaptık. İşte gözlem yapmadınız. Evet. Girip salonda siz uygulamalar yapmışsınızdır. Evet. Salonda uygulamalar yapıldı ve dahasını söyleyeyim. Orada bize işte bu kursu bitirdik diye bir evrak verildi. O evrakta, o sertifikada dünyanın her yerinde geçilebilecek bir sertifika. Arkasında çip var ve o çip sadece örneğin bende var. Kimliğiniz en sizin o. Evet, kimlik. Evet. Bir belgece yapmanın evet. kimliği oldu. Şu anda işte İngiltere, Fransa gibi yerlere o benim şeyim, çipim. Yani İAF'ın tanıdığı bir evet, sertifika. Evet, çok güzel bir çok şey. Çok enteresan çünkü hemen bir başka konuya geçeyim buradan. Yani biz tamamen alternatif sporları konuşmak istedik programda. Hiç diğer herkesin sabitlendiği bir konuya kalmak istemiyoruz ama örneğin şu anda siz A diploma sahibisiniz galiba. Yanılmıyorsam. İkincisini 20 Nisan 1 Mayıs'ta alacağız onun evet, ikinci aşamasını. Evet, futboldan bahsediyorum. Futbolda, ben daha pro lisans sahibiyim ama benim aldığım pro lisans teknik direktörü belgesi sadece Kıbrıs'ta geçiyor. Evet.
Yani ne ilginçtir. Peki bunu nasıl başardınız ya? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani sizin aldığınız bu belge, Türkiye Atlas'ın federasyonu. Şimdi bu... Buraya geliyor, size bir belge veriyor. Bu aldığınız belge bütün dünyada geçiyor. Yani evet. Bizim niye böyle futbolda bu olmadı? Acaba? Bilemiyorum büyük tabii. Bir soru hangi bu. Problemlerle karşılaşıldı orada ya da neler gerçekleştiği perdenin gerisinde onu bilemiyorum ben. Ama kendi federasyonum için konuşayım ben. Atletizm evet. Federasyonu evet. için konuşayım. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, IAAF bu projeye çok büyük önem sarf ediyor. Yani çocuklar işte temelden alıp belli bir noktaya kadar getirmeyi hedefliyor. Dediğimiz gibi işte her sporcu, her çocuk birer şampiyon gibi muamele görerek, gelişimleri de göz önünde bulundurarak yapıyorlar bunu. Bütün ön yargılardan arınmış. Çocuğa şampiyon gözüyle bakıyorsun. Evet. Hiçbir ön yargı zaman yok. Zaman tanıyorlar yani. Zaman peki bu tanıyorlar. Gözlemlerden neleri ortaya çıkarıyor hocam? Yani baktığında neyini gözlemliyor çocukların temel olarak? Ya bir zihinsel gelişime bakıyoruz. Tabii tabii kognitif zihinsel evet, gelişimi evet. gözlemleniyor. Fiziksel gelişimi gözlemleniyor. Motorik özellikleri, beden eğitimciyi evet, çok iyi biliyoruz evet. onu. Motorik yani bir noktadan diğer noktaya giderken neleri yapabiliyor, algılayabiliyor ya da zekasını oyunsal zekası veyahut da sporsal zekası ne durumda? Hep onlar analiz edilerek evet. tabii 7 yaşından 12 yaşına kadar ki gelişimleri bu birinci periyottaki durumdur bu. Tabii bunun devamının da geleceği söyleniyor. Bunu biz işte geçmiş yönetim yaptı. Bunun üzerine biz kilometre taşı koyarak bunları devam ettirmek arzusundayız. Hemen başka bir konuya da sıçrayayım ben. Bu antrenörlükten bahsettik. İşte bizim 6-16 Nisan tarihlerinde 2015'ten bahsediyorum. Evet. Birinci kadem antrenörlük kursu düzenledik biz. Onun duyurusunu yaptınız geçenlerde. Evet. Onun duyurularını da yapıyoruz. Buradan çağrı da yapıyoruz. Bu birinci kademe yardımcı atletizm antrenörlüğü. Bu Türkiye'de geçerli olacak olan bir evrak olacak. Evet. Yani çok enteresan. Evet. Yani işte bizim alacağımız o neyse fazla girmeyelim o konulara. Yani evet, kendi işimize bakalım biz ama 1 Nisan'a kadar da kayıtları tuttuk. Bazı evraklar istedik işte. Her tarafa ilanlar asmaya çalışıyoruz. Zamanımız biraz dar. Tek dezavantajımız o. Biraz daha süremiz olaydı. Eminim çok büyük bir kitle atletizme gönül veren ve veya beden eğitimi olup da bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız bence çok büyük katılım sağlayacaklardı. Yalnız değerli seyircilerimiz 1 Nisan'a kadar bizim, 1 Nisan tarihine kadar bizim kayıtlarımız düşünen varsa biraz acele etsin. Çünkü Türkiye'de geçerli olacak olan bir evraktır bu. Ya gerçekten son derece değerli olur o zaman. Evet. Yani biz az önce örnek verdik. Biz burada bunun dışında Kıbrıs dışında kullanamıyoruz. Güzel hocam gördüğüm kadar eğitime ciddi bir önem veriyoruz. Bir eğitimci olarak da son derece doğal bir şey. Bir eğitimcinin bir federasyondayken eğitim faaliyetlerine bu kadar önem vermesi çok önemli. Bir konumuz daha vardır. Madem eğitimden başladık, eğitimden gidelim. Hakem eğitimleri konusunda neler planlıyorsunuz? Güzel. Eğitimden devam edelim, başka konulara geçecek. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuya değindiniz. İşte böyle kulüplerle ziyaretlerimizde işte hazırlanırken bu seçimlere falan. Hocam neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şimdi antrenörsüz, hakemsiz bir federasyon bana göre olmaz. Olmazsa olmazlar. Olmazsa olmazlardan biri. Bu sadece sporlarda değil. Durun düşünün bütün branşlarda, bütün bölümlerde de bu böyle. Hizmet içi eğitiminden olsun, işte sıfırdan başlayıp belli bir noktaya kadar gelme olsun. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet. Yani belli bir noktada zaten bazı bilgileriniz öyle bir şey ki köreliyor, unutuyorsunuz. Tazelemeniz gerekiyor ve veya teknoloji ve gelişimsel bazda dünyadaki gelişimleri alarak onların üzerinden kendinizi bir noktada eğitmek durumundasınız. Onun için biz antrenörün sporcuyu yeni sporcular çıkaracağı zihniyetiyle önce antrenör eğitimine önem verelim dedik. Çünkü bir anda hepsini yapamazsınız. Evet. Bir önceliğinizin olması lazım. Antrenör eğitiminden sonra biz hakemlerimize yönelik de kurs olabilir, yine
Bilmiyorum yani, zaten tam düşünülmedi sizden ama. Sizden önceki dönemde Ersin Hoca'nın başlattığı bir proje, evet, var. Geçen sene Müslüm Hoca gelmişti ve birinci kademe orada hakemlik kursu başlamıştı. Hı hı. Yani geçen sene yapıldı. Eminim onun devamı da gelecek tabii sizin tarafınızdan. Tabii, peki tabii. Şunu da sorayım. Tabii siz çok daha yeni geldiniz. Yani bu soru. Evet. Ben de biliyorum. Yok, problem değil. Seyircilerimiz yani de duysun. Evet. Mutlaka siz de biliyorsunuz. Hakemlerimizin tabii karşılıklı iş birliğinden bahsettik az önce. Evet. Türkiye'deki müsabakalarda hakemlik yapma durumu var mı? Yapıyorlar mı? Şimdi geçen yıl öğrendiğime göre gidildi oraya, evet, gidiliyor, davet alınıyor, hı-hı, ve böyle uluslararası düzeyde bilgisi olan hakemlerimizi oralara kanalize edip daha değişik ortamlarda hakemlik yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ciddi motivasyon, tabii, ciddi tabii bir deneyim olur. Çünkü ben kendimden bahsedeyim. Biz Ayhan Hoca ile ben Avrupa Şampiyonası'nda görev aldık. Evet. Çok enteresandır. Kartlarımız da ilk önce ya diyeceksin geldi hocam bunlara mı dikkat edin, ama söyleyeyim. Yo, ilk önemli. Olarak kartlarımız bizim TC olarak çıktı. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak çıktı. Evet. Biz kabul etmedik. Biz dedik ki bizi buraya çağırıyorsanız, KKTC Kıbrıs Atletizm Federasyonu'ndan siz hakem isteyiyorsanız biz kendi tişörtümüzden çıkacağız. Artı dedik kendi yaka kartlarımız da Kuzey Kıbrıs olarak çıkacak. Tamam dedi o zaman, işte Müslüm Hoca falan vardı ve bize Kuzey Kıbrıs olarak bastılar şeyi. Çok Kuzey güzel. Kıbrıs Atletizm Federasyonu olarak basıldı. Biz o yaka katlarından çıktık. İAF delegesi yani şu an hatırlıyorum yani olayı geldi. Özellikle İAF delegesi böyle bir baktı bize yani. Aldı yaka kartlarımıza baktı. Atletizm kartları var. Böyle bir yer mi var gibisinden bir baktı, herhalde. Bir şey söylemedi. Çünkü biliyorsunuz orada yani uluslararası yarışlarda 3 tane 4 tane delege sürekli geziyor. Bütün sektörlere bakıyor. Evet. Hakemleri denetler, organizasyonu denetler ve gidip senin yaptığın organizasyon hakkında bilgi verir. Evet. Dedi, organizasyonu bir daha alır mı almaz mı da bu 3-4 tane İAF delegesinin verdiği rapor dolusu var. Biz öyle çıktık, sonra çıkmadıydı. Bilmiyorum, bundan sonra herhalde bu tip girişimlerimiz olacak. Tabii tabii olacak, olacak. Zaten biraz önce de bahsettik. Türkiye Atletizm Federasyonu ile olan ilişkilerimiz Allah'a şükür şu anda iyi bir noktada. Biz bunu geliştirerek, üstüne koyarak daha büyük kazanımlar yaşatmayı istiyoruz biz buradaki federasyonumuza. Peki hocam, hemen geçelim okul sporlarına. Yani bu çok ülkemizin kanayan yarası. Evet. Tabii siz yine de kendi sizin atletizm federasyonunun ilgilenen kısmından bize cevap verin. Eksik kalırsa ben kendi düşüncemi söyleyebilirim. Çünkü ben de bir beden eğitimi öğretmeniyim. Ben tabii de bu işin tam içindeyim. Okul sporlarının şu anki gidişatı, atletizm ayağı sadece. Şimdi atletizm kısmını değerlendirin. Biliyorsunuz şimdi görüntülerimiz de bir veterimiz vardır. Onlar da görüntüye girecek. Evet. Atletizmle ilgili hazırladığımız. Orada Ersin Doğaç'la da bir önceki başkanla da çok güzel bir röportaj yaptı Ersin Hoca'yla. Onu da görüntüye getireceğiz. Ama sizden kısaca bir atletizm, okul sporları ve atletizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl eğer kötüyse veya nasıl iyileştirme yapmak istiyorsunuz? Onları bir bilgilerini alalım sizden. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. düşünün birçok okulumuz var. Hı-hı. Çok büyük okullarımız var. Ve maalesef büyük okul olup da katılmayan yine okullarımız var. Tabii şudur budur. Okul katılmadı. Şudur budur demeyelim. Kimse gitmesin yani. Suç vermek istemiyorum ama şimdi tabii evvela benim ayrı bir tarzım vardır. Yani ben önce evime bakarım. Evet. Ben nasıl albenisini yükseltebilirim atletizmin ki, hı hı, bu insanları o olayın içerisine, atletizm yarışlarına, atletizm çalışmalarına başlayabilelim. Yani bakalım tanıtıcı filmler mi olur, yoksa bölgesel toplantılar mı olur, Milli Eğitim Bakanlığı'na görüşmeler mi olur? Açık söyleyeyim, ilk aşamada yapılması gerekenler bunlardır. Yani kolaydır işte, sen katılmadın, sen gelmiyorsun. Ama nedenini sormaktan sonra dediğin, evet, yani hiç şey yok o zaman. Ama başka bir konuya da sıçrayayım. Şimdi beraber yaşıyoruz. Evet. Aynı okuldayız. Arkadaşlar şimdi bir yarışa gidip, örneğin biz Lefke'de kalıyoruz değil mi? Hı-hı. Bir otobüsün Lefkoşa'ya gidip gelmesi 400 lira. En az. Ya, pek fiyat vermem ben de ama aşağı yukarı böyle. O kadar, evet. Şimdi düşünün Lefke Gazi Lisesi. İçindeyiz, onu söylüyoruz yani. Bir sürü okulumuz. Yaşadığımız işte, yanı. Oğuz Veli, evet, Karpaz'daki okullarımız olsun. Hepsi aynı. Ha, bir müsabakaya, Yıldızlar Müsabakası'na gidip gelme 1.000 lira. Doğru mudur? İki gün. Sandücüdür, suyudur, bilmem nesidir 1.000 lira. Hı-hı. Lise yarışlarına gittiğimizi düşünelim. O kadar da o. Katlanıyor. Finale kaldın. Bir tek atletizm. Atletizm. Bak, finale kaldığını düşün. Finale kaldığını düşün.
Bir gün, iki günde olur. İki günde olur. Tabii şimdi şimdi müdürlere de bir şey söylemeyeyim. Çünkü yani bu konuda kesinlikle söylemiyorum. Onu açık yani bilmiyorum artık devlet, bakanlık, müdürlük, okul aile birliği, öğrenci, öğretmen hepsi harmanlanarak bir şey çıkabilir. Ama şeyler de var. Biz mümkün mertebe yarışlar öğleden sonralar almaya çalıştık, çalışıyoruz ama tabii Milli Eğitim Bakanlığı düzenlediği için okul sporları yapıyor bunu. Siz sadece hakemliği yapıyorsunuz evet, değil mi? Ben bende ayrı bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar beden eğitimi öğretmeni olmama sebebiyle de çocuklara ne kadar az ders kaybı verebilirim. O noktadayım ben. Yani federasyon başkanı olarak konuşmuyorum bunu. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak konuşuyorum. Çünkü örneğin X bir çocuğum gelip işte öğretmenim ben şu dersten sıkıntım var dediğinde emin olun ben de sıkıntı yaşıyorum. Çünkü o nereye annesi babası belki de o çocuğu göndermeyecek bir daha. Sen ben ders saati oğlumu ya kızımı aldın götürdün. Evet. Ders kaybı oldu. Ben bu konuda da biraz şeyim. Peki Bilbo Hoca çok geriye gitmeyelim ama bundan çok kısa bir süre öncesine kadar çok net hatırlarım ben. Yarışlar, okul yarışları 2'de başlardı. 1.30'da 2'de başlardı. Evet. Yani son yıllarda özellikle bu saat 10'lar 10.30'lar alındı. Tabii ki bu bakanlığın kendi politikası. Yani bakanlık böyle bir karar aldı. Ha gerekçe de bu da çok komik bir şey. E işte ne oldu? Çocuk evden sonra atıyorum bir değirmenlik. Bizim de aynı şekilde değil evet. mi? Değirmenlik öğrenci geliyor değirmenlik ortaokulundan. Her o bölgeden veya lisesinden her bölgeden öğrenci geliyor. Çocuk işte saat 4'te geldiğinde çok farklı köylere gitmek zorunda kalıyor. Dağıtıda sıkıntı yaşanıyor diye bir gerekçe. Peki eskiden de böyleydi. Bu insanlar eskiden bu okul idarecileri veya eskiden bakanlık personeli veya bakanlar bu sorunu nasıl çözüyor? Demek ki yapılabiliyordu. Biraz da sen söylemedin ben söyleyeyim. Burada önemli olan bakış açısıdır bana evet, göre. Evet. Bana göre bakış açısıdır. Yani bir olayı yapmasını istiyor evet. muyuz, istemiyor muyuz? Heh. Doğru. Yoksa oldu bitti tamam yaptım işte bu sene okul sporlarında atletizm yaptım bir tık attım atletizm tamam voleybol tamam basketbol tamam. Tabii çalışma aslında, yaptık mı yapmadık mı o biz da çok var yani. Daldık aslında okul sporuna çünkü bu okul sporları bambaşka bir konudur. Çekirdekten evet, çekirdek yani, orası hocam. Evet yani okul sporu bambaşka bir şey ama bilmiyorum bana katılır mısın? Eskiden bizim dönemimizde bütün sporcular diyeyim ben atletizm kökenliydi. İyi bir voleybolcu atletizm kökenliydi. Doğru. İyi bir basketbolcu atletizm kökenliydi. İyi bir futbolcu atletizm kökenliydi. Doğru. Ve o atletik özellikleri kazanan bir çocuk zaten. Jimnastik de çok önemli. Evet. Bütün şeyi de ne yapardı? Diğer sporlara daha kolay geçiş sağlardı. Hı-hı. Ha biz başladık atletizmle bir böylece. Yani çok iyi hatırladım. İşte öğretmenle başladığım dönemlerde de bir sürü de isim verebilirim. Rekortmen isimler de verebilirim. Bu çocuklar atletizmle direkt başlarlardı. Biz onları 6. sınıfta alırdık. 6, 7, 8... Ondan sonra 9'da 10'da başlarlardı yavaş yavaş futbola kaymaya, voleybola kaymaya. Evet. Atletizme devam edecek olan atletizme devam ederdi. Ondan sonra kalanlar ise ne yapardı? Diğer branşlara, sportif branşlara dağılırdı veya salon sporlarına giderdi. Ha şimdi ama bu iyi bir temel alarak. Tabii ki atletizm disiplini alırlardı. Evet. Atletizm disiplini çok farklı bir disiplindir. Ha şimdi böyle olmuyor. Yani bilmiyorum nasıl bunun önüne geçecek. Yani siz federasyon olarak bence daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor. Evet. Öyle düşünüyorum onu ben. Zaten başta da konuştuk. Bilemiyorum yani. Bunu tabii ciddi bir sorundur. Hı hı. Ciddi bir sorundur çünkü çekirdek veyahut da ham madde diyelim bizim okullarımızdır. Yani okullarımıza biz bunu ne kadar evet. sevdirebilirsek daha fazla sporcuyu atletizme ve veya diğer spor dallarına kazandırma noktasında oluruz. Bunu bilmiyorum artık. Yani konuşuruz yani bakanlıkla da konuşuruz. Yani. Biz kendi aramızda da konuşuruz, fikir de alırız, beden eğitimi öğretmenlerimizle dinleriz. Ve zaten benim ayrı bir özelliğim var. Yani 3 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki insana kadar ben dinlerim yani. Bunu şey yapmak lazım. Yani belki de benim o açıdan göremediğim çok ince ama çok önemli bir şey söylenecek. Ben onu da alırım. Evet. Ha fena oldu mu kesat. Herkes dinler mi? Kesat ama. Tabii. Ama evet. Tabii kendi bildiğin doğruları yaparsın. Hı hı. Kendi bildiğin değil de o anki doğruları yaparsın. Peki hocam kısa vadeli böyle çok şey var mı? Geldik oturduk koltuğa oraya böyle bir. Evet. Daha yayılma fırsatı da bulamadım bilirim ama. böyle kısa zamanda hemen bunları yapalım da bir canlılık yesin diye düşündüğüm bir şey var mı? Çok erken bir soru olabilir aslında bu. Yok bunu cevaplamaya o konuda, da bilin. O konuya ben şöyle belki duymuşsunuzdur belki duymamışsınızdır.
Güzel Zafer Stadı'nın tartan yapılması gündemde, bilmiyorum. Evet. Ha, yani o blokesi falan yapıldı. O blokeyi artık bilmiyorum, bu seçim yasaklarına falan çektiğimiz zaman takılır mı takılmaz mı onu da bilmiyorum. Bu konuda bir girişiminiz var mı? Ben bunu bilmezdim. Tabii. Eski yönetimden. Biz değil, eski yönetimimiz o konuda teşebbüsleri etti. Biz takip aşamasındayız. Zaten tüm projelerimiz eski yönetimin yürüttüğü projeler artı şu anda olması gereken projelerle biz devam etmeye çalışıyoruz. Ama çok ciddi anlamda Güzelim Zafer Stadı'nın tartan olması gündemde yani. Bunun bildiğim kadarıyla ayrıldı değil mi ödenek parası? Evet, evet. Fona blokeli şu anda. Evet. Blokeli. O blokeyin artık şey yapıp çözülüp artık oranın tartan yapılması lazım. Yani son baktığınız zaman son şampiyonluklara işte Kurtuluş Lisesi. Kurtuluş Lisesi. Şehit Turgut Ortaokulu. Evet. Ya bunlar şampiyonlar ama okullar bunlar. Tabii yalnız onlar değil. Yani işte Güzel Meslek Lisesi var. Buradan belki de Lefke Gazi Lisesi, evet. Cengiz Topel. Yani bir sürü okul var orada Güzel bölgesinde. Tüm Güzel bölgesinin sahipleneceği ve çalışacağı bir tesis olacak. 6 okul var olacak galiba hocam, yoksa 8. 6 bildiğim kadar 6'dır. O konuda net bir şey söylemeyelim şimdi. Ben çünkü tam bilmediğim için. Yani evet. Yanılmıyorsam 6 okul var olacak ama neticede gerçekten evet. Bu proje hayata geçirilirse inanılmaz bir dinamizm kazandıracak. Şimdi tabii ayrı bir projedir bu ama ondan da bahsedelim. İşte bugün Güzelyurt'tur. Yarın öbür gün Girne'dir. Yani şu anda böyle bir şey yok ama benim özlediğim tabloyu çiziyorum ben size. Güzelyurt, Girne, işte Magosa, Lefkoşa, düşünün her bölgede belli yarışları her bölgeye aldığınızı düşünün. O işte evet. İstediğimiz o kitleyi belli bir noktaya çekme aşaması ancak da bu tip projeleri gerçekleştirmek olabilir. Bir örnek vererek destekleyeyim bu düşünceyi. Şimdi biliyorsunuz bundan 3-5 sene öncesine kadar Erenköy'de voleybol yoktu. Vardı, yoktu. Evet. Erenköy'e o dönemin bakanı söz verdi, gitti bir tane kapalı spor salonu yaptı. Şu anda Erenköy'de bütün çocuklar salonun içinde. Evet. Erenköy'e maça gittiğin zaman inan keyif alın. Nasıl keyif alın hoca? Bir giden bir bakan 7'den 70'e. Evet. Bak ya, inanılmaz bir dedesi, keyif. Amcası. Erenköy, evet. Hepsi orada. İnanılmaz bir keyiftir Erenköy'e gittiğin zaman. Erenköy'ün başarısının bir, o zaman o dönemin spor bakanı oraya, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı bir tane kapalı spor salonu yaptı. İnanılmaz bu ülkeye bir hizmet yapmıştır. Evet. Ne oldu? O köyde bir voleybol kültürü oluştu. Çocukların 4'te 3'ü şu anda voleybol salonunda. Gidiyorum ben, bir bakıyorum 70 yaşında bir kadın orada, bir heyecan, takımı destekleyen aileler. Yani inanılmaz derece güzel. İşte bu şekilde voleybol, pardon, atletizmi de dediğiniz gibi o proje bölgelere yayabilirsek evet. İşte o kitleyi yakalamada bence önemli bir kilometre taşını yerine getirmiş Peki oluruz. Hocam bir soru var. Yani sizce bu konuda devlet diyeyim ben. Yani devlet diyeyim veya spor bakanlığı veya spor bakanları diyeyim. Gereken sorumluluğu aldım bugüne kadar. Yani atletizm, ben direkt atletizm konuşuyorum. Çünkü atletizmin önemini bana kimse atletizmden daha öncelikli spor olduğunu anlatamaz, beni ikna edemez. O yüzden hemen atletizm diyorum. Acaba diyorum bugüne kadar bu göreve gelmiş insanlar atletizmin önemini kavradı mı? Şimdi hocam siyasiler onları ikaz edecek, olayların ciddiyetini onlara aktarabilecek muhatap ararlar bence. Evet. Örneğin geçmiş yönetimimiz ne yaptı? Gitti. Ne konuştuysa konuştu ve Güzelyurt Zafer Stadı'nın tartan olması için teşebbüste bulundu. Evet. Şu anda ciddi bir aşamadadır o. Demek ki biz ne istediğimizi bilirsek doğru anakdotlarla yaklaşırsak olaya, ne olur? İstediğimiz hedefe ulaşırız. Ben bu gerçekten çok önemli. Yoksa durup dururken şimdi oradan sinyal almadan bence hiç kimse işte şuraya bunu yapalım. Biraz zor olur o iş. Evet. Yani bence. Doğrudur ama ben şu noktada kendi fikrimi söyleyeyim. Yani bana göre mutlaka bakanın altında uzmanlar vardır. Tabii. Onların mesela spor bakanlığı. Spor bakanlığı sporun içine gelmiyor. Siyasi bir mevkidir orası veya müsteşarlık. Doğru. Ama alt kademedeki arkadaşlarımızın burada bir itici güç olması gerekiyor. Yani tabii. Atletizm. Bak yine atletizm diyorum. Bu konuda. Aynı noktadayız zaten. Evet. Orada bir itici güç olarak şey yapması gerekiyor. Yönlendirmesi lazım şeyi. Yani hani doğruyu bilmiyor değil. O noktada değiliz zaten ama önemini daha fazla kavratıp nelerin olabileceğini güzelce izah edip ikna etmesi gerekiyor. Peki siz şu anda böyle bir düşünceniz var mı? Şu anki spor bakanına gidelim, görüşeyim. Anlatayım projelerimi. Evet. Bunun için göreve geldim. Tabii.
Var mı öyle evet, bir düşünce var, var mı? Öyle bir düşünce var. Yani kendinizi izah etmeyin. Tabii tabii. Hem spor bakanımızla hem de bilhassa genelde işte sporsal düşünceleri geniş olan insanlarla ve atletizm dalında evet. işte bize faydalı olabilecek herkesle ben zaten açık söyleyeyim. Görüşüyorum da görüşeceğim de yani. Evet. Peki hocam şimdi lig yani bizim en büyük şeyimiz lig olacak. Çünkü okul sporlarında ciddi düşüş var. Bunu gördük, evet. gözlemledik. Ha burada dediğim gibi okul sporlarını konuşmak belki de saatlerce konuşsak konuşacak çok konumuz vardı ama liglerimiz yani bir an önce liglerimizi bu kendi düşüncemde sizin fikrinizi almak istiyorum. Ligleri aktif hale getirmek şart diyorum ben. Takım sayısını artırmak. Bunun için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani takım sayısını artırmak için. Mesela bir üniversiteler şu an sadece üniversiteler var. Evet, evet, evet. Şimdi tabii şimdi bu soru esasında geniş bir soru. Evet. Kulüp mü, sporcu miktarı mı? Yani bence yani çünkü şeyde Avrupa'da falan sporcu miktarına, kaliteli sporcu miktarına daha fazla önem veriliyor. Evet. Ama bizim burada maalesef işte kaç tane kulübümüz varsa hocam bunlar gelip işte kulübü tanıyor. Örneğin bizim buradaki yapı. Kulübü tanıyor. 5 tane 6 tane kulübümüz var. Atletizm Federasyonu herhangi bir yazışma falan yapacağında buradaki kulüplerimize yazıyor yazılarını falan. Yani ille de ama bireysel bazda mı takımsal bazda mı? Esasında o noktada. Anladım işte. Zaten Atletizm Federasyonu federasyonların görevleri arasında ülke genelinde yaymaktır. Tabii. Daha çok insanı işte bulundu bu. Evet. Bağlı bulunduğu federasyonun çatısı altına toplamaktır. Yani zaten amaç bu. Hı hı. Ama ben şeyi söylerim. Mesela atletizm ligi olsun. Ha bu tabii ki siz dediğim bizim gibi. Var. Var bizde. Var ama öyle 8 takımlı 10 takımlı bir lig olsun. Evet. Ha, yani şimdi ben. Şu an 6 takımlı 2 ayak yapıyoruz. Bu programımızda var. Evet bu benim şahsi düşüncemdir. Mesela şöyle birazcık böyle beyin jimnastiği yapalım. Hı. Futbol kulübü mü spor kulübü mü? Peki. Ya burada bu bunda neler söylemek istersiniz ben bu konuda? Tabii şimdi kulüp derken şimdi seyirciler de aynı şeyi düşünüyorlar şu anda. Kulüp futbol kulübü. Yok böyle bir şey ya. Yani eskiden ben hatırlıyorum. Atletizm, basketbol, voleybol yani hatta spor kulüpleri kurulurken işte minimum 6 dalda yarışacak. 4 zorunluluk dalda, var. Hala daha var. 4 tamam kim uyuyor buna? Hala daha var. Kimse. İşte, ama işte denetim olmadığı zaman da böyle olur. Evet, evet. Yani siz de benim her fikrinizin. Tabii tabii. Bu konuda yani spor tabii, kulübü değil. Yani şu anda futbol spor kulübü. Spor kulübü. Ama şu anda futbol kulübüdür hepsi. Evet. Yani futbol kulübü yazmıyor ama işte örneğin X spor kulübü. Spor kulübü ama ne yapıyorsun sen? Peki i̇şte var futbol. Mı? Futbol. Peki hocam var mı sizin şu anda ben düşündüm de siz belki de ben yanlış hatırladım. Var mı spor kulüpleri içerisinde üyemiz? Yani ligde yarışan, atıyorum, Lefkötürk Spor Kulübü, Atlas'ın takımı var mı? Yok. Veya Doğan Türk Birliği var mı? Yok. Veya işte... Genelde yok, üniversite, üniversite evet. kulüpleridir. Peki şey bunları var. Nasıl çekebiliriz? Bilemiyorum artık. Yani farklı bir proje üretebilir mi? Bir o ayrı bir düşünce. İşte o bahsettiğim kendinizi evet. Spor Bakanlığı'na veya yetkililere evet, anlatmak, evet. Atletizm önemi bir daha kafalarına çakarak... Şimdi, ve bu şeyde bir ödenek isteyebilir mi? İşte atıyorum Denizli Spor Kulübü Atletizm Şubesi açarsa şimdi, bu kadar katkı var. Şimdi yaran mı deştiniz? Ayrı bir konu açacağım ben. Evet. Örneğin Futbol Federasyonu küçüklerin yetiştirilmesi için, altyapıların yetiştirilmesi için belli bir oran veriyor şeye kulüplere. Bütün kulüpler altyapılar var mı? Yok. Peki yalnız futbolla nereye getirdiğimi biliyorsunuz. Anladım. Ha, şimdi tabii adamın düşüncesi alttan futbolcu çıksın. Hı-hı. Sporcu değil, futbolcu çıksın. A takımı beslesin. Transfere fazla para vermesin. Oraya kırır parayı. Evet. Dönüp de ayrı bir dal açmaz. Yani o oraya, noktadayız yani. Aslında oraya da pek fazla para akıtmaz. Bu paralar akıtmaz. Bu paralar genelde hep A takıma gider. Futbolcuların tabii. Transferlerine gider. Dış futbolcuların bilhassa. Çünkü bak hemen ben size şunu söyleyeyim. Altyapılara önem vermezler. Ne de önem vermezler? Ve geçelim futbolun hemen dışına çıkalım. Çıkalım. Çünkü U15. Benim... Evet. Bu sene U15 ligi tek devreli lig yapılıyor. Evet. Peki tek devre sen nasıl? Ben bu ne kadar büyük bir çelişkidir şimdi ki? Şimdi bakınız. Ben bu olayın içindeyim. Tabii fazla bilgi vermeyelim. O. Evet. Ben de
Yani çalıştırdım, çalıştırıyorum. Çünkü antrenör olmanın verdiği bir şey var. Heyecan var bizde. İlle de o sahaya inip düdük çalma. Mesleğimiz şey, bu. Mesleğimizdir bu. Şimdi tek derelilik. Şimdi bakıyoruz. Kaç aydır hazırlanıyor? Kulüpler yedişer takımdan takımlar oluşuyor. Gruplarda. Hı hı. 4 tane grup var ya da 6 tane bu şey var. Şimdi ben bir soru sorayım. Şimdi ben kulüp başkanı olsam 5 maç için 15 antrenörü alır mıyım? Ben almam. Ben de almam. Ha ne varım? Zaten Mayıs ayının birinci haftasında başlayacak değil mi ligler? Evet. Bu daha evvelden başlıyordu. Mart'tan başlıyordu. Devam ediyordu. O mantık ne oraya aldılar? Onu da konuşacağız şimdi. 5 maç yapıyor, 6 maç yapıyor, bitiyor. Yani 2 defa mağlup oldunuz kazayla. Bitti. Bitti. Peki buraya kadar bu para daha doğru kullansa ne olur? Mesela düşün. Bence yıla yaymaları lazım. Biz onları çıktık, onları bıraktık biz. Onları bıraktık. Zaten burada anlayan anladı. Evet. Buraya ciddi para katılıyor ve tek derecelik 5 maç yapacak her takım ve şimdi bir ama cümle dediğim, daha evet. sarf edeyim ve çıkalım çünkü evet. konumuz atletizmdir. Evet, evet. Şimdi almaz işte o 15 antrenörü almaz. Hı-hı. Ne var? Zaten maçlar bitecek. Genç takım antrenörü sevk eder oraya. Hı-hı. Genç takım antrenörü ne oldu? Hani antrenörü yeni çıkan antrenörlerimiz ne oldu? Ya. Onlar yapma fırsatı bulamayacaklar. Ki onların aldığı lisanslar orada çalışmasını emreder sadece. Evet. Başlangıçta kadar bir tek orada çalışabilir. Evet. Onu ne yaptık? İki tane kulüp başkanı açar der ki ya işte bitsin şeyler. Aynen bu az. Bitsin normal ligler. Ondan sonra başlayalım şey 15'e falan fıstık. Olmaz. Olacak iş mi bu iş ya? Peki hocam yani gerçekten bu benim. Neyse. Bu ciddi bir şey. Yani bence gidip görüşüp de ciddi bir yani ciddi derken. Çünkü sizin ilgilenen tarafı bu. Atletizm şubesi açan kulüplere bir katkı yapacak. Diyecek Atletizm Federasyonu. Evet. Atletizm Federasyonu bu diyebilir misiniz? Ne yapması gerekiyor? Kasasında para olmaz. Peki nereye müracaat edecek? Artık yani, daha fazla para almamız peki, lazım. Yani, evet. Eğer biz atletizm tabii, olarak alıyorsak değil mi? Yani, spordan aslan payını biliyorsunuz nereye gidiyor. Evet. Yani sadece Atletizm Federasyonu değil. Diğer federasyonlarımıza da daha ciddi katkılar yapılsa hmm. bence daha ciddi kitleler oluşur. Bütün federasyonlarda. Yani, evet. Atletizmde de. Diğer federasyonlarımızda da. Çünkü sonunda dönüp dolaşıyor. Biraz evvel konuştuğumuz o işte otobüsleridir, bilmem neleridir. Onları da karşılayabilirseniz insanlar bazı masrafları karşılanırsa olayın içerisine çekersiniz gibime geliyor yani. Peki hocam altyapı zaten üstünde durup devamlı genelde de. Bölge antrenörü düşünüyor musunuz? Var mı öyle bir projeniz? Var. Şimdi o İAF kitsi biraz teğet geçtik. Döndük oraya. Döndük oraya ama söyleyeceklerimiz var. İyi yaptınız evet. bu konuda. Şimdi bizim bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Şimdi biz federasyonu işte akabinde seçimlerin hemen sonrasında cumartesi seçimler oldu. Pazartesi topladık ve komitelerimizi tüzüğümüze göre kaç tane komite gerektirirse hepsini kurduk. Eğitim komitemizle bir 8-10 gün evvel ciddi bir çalışma yaptık. Evet. As başkanımla, Ersin hocayla, hı-hı. işte Cevdet hocayla. O da bizim eğitim kurulumuzda doçent doktor Cevdet Tınazcı. Çok değerli bir isim. Evet. Katkıları Ersin olursun. Hocamızın da bilgisi inanılmaz derecededir. Oturduk orada 3-4 kişi. Ne yapabiliriz'i konuştuk. Ve bu İAF kitsi bölgelere yayacağız biz. Onun hı-hı. müjdesini şimdi vereyim. Evet. Yani bölgelere yayacağız derken işte Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Magosa, şu anki şeyim mesela benim. Başka noktalar da olabilir. Peki YAF kitsi yaydığımızda gözlem yapacak hocalarımız var mı şu anda? Var. Yoksa yetiştirecek, o kurstan geçenleri kullanacak burada. Evet. Yani evet, orada işte biz kursu düzenledik ya. Evet. Onu hayata geçireceğiz. Planımız odur. Yani her bölgeye belli antrenörler yerleştirip hı-hı. buradaki çocuklarımızın oyunsal bazda işte bunları gözlem yaparak yılın belli periyotlarında bunlara işte merkezde, Lefkoşa'da, o güzel sahamızda yarışmalar düzenleyip şenlik havasında, yarışma değil, şenlik havasında İAF kitsi hayata geçirmeye çalışacağız orada. Peki hocam şimdi değerli izleyicilerimiz, dilerseniz kısa bir veterimiz var, onu izleyelim.
Bilbao Hoca'yla sohbetimize kaldığımız yerde devam ederiz. Organizasyon konusunda, yani şeyin organizasyonu konusunda, yarışmaların zamanlarının organizasyonu konusunda biraz daha gerçekçi çalışma yapmamız gerek. Çünkü yani yaşadığımız sıkıntılar bütün branşlar iç içe girdi. Ve atletizmle ilgili de bu sene erkene alındı yarışmalar. Performans da seyredemiyoruz. Diğer branşlardan çıkıp atletizme hazırlanmaları biraz zor oldu. Bununla ilgili bir ayarlama yapılması gerekir. Ben daha önce de bir televizyon programında bahsettiydim. Yani okul sporlarının içine bence bu okul sporlarında yapılacak yarışmaların, federasyonlarının bir yetkilisinin girmesi, senenin başında okullar açılmadan ciddi bir şekilde planlamanın yapılması gerekir, herkes oradayken. Yani bütün federasyonların yetkilileri orada olsun, Türkiye'deki yarışmalar zamanlarıyla birlikte göz önünde geçirilerek o şekilde ayarlama yapılsın. Çünkü böyle yapılırsa yani yarışmayı yapmak için yapacak bir şimdi. Aynen öyle. Yani ilk yapılan yarışmalara baktım, performansları çocukların daha yükselmemiş. Çünkü Şubat'tan geldiler, Mart'ın hemen başlarında yarışmalara girdiler. Diğer faaliyetleri zaten devam ederdi, bilirsiniz. Bu halde çocukların birçoğu da başka branşlarda da faaliyet gösterdi. Futbolda olsun, basketbolda olsun, handbolda olsun. Bu sene bir de futsal var. O da bayağı uzun sürdü şeyi. Çocuklar ayrılamadı ondan. Bu da performanslarda biraz istediğimiz düzeyde değil ama dedim mi yani bence böyle bir organizasyon yapılırsa okullar açıldığı dönemde faaliyet gösterecek yarışmaların, federasyonların yetkilileri, okul sporunun yetkilileriyle birlikte bir çalışma yaparak bir ayarlama yaparlarsa daha üst düzeyde verim alabiliriz. Atletizm Federasyonu Başkanı Bilal Gece Yatmaz'la sohbetimize devam edelim. Evet hocam, son bölüme girdik. Son bölüme girdik. Hiç bu kadar tahmin etmiyordum. Bir anda gelip zaman geçti. Daha söylenecek bir ton şey var. Hı-hı. Ama şeyi unuttuk. Bizim Yıldız Milli Takımımız Türkiye'deki yarışmalara katılıyor. Geçen yıl zaten vardı, katılıyordu. Yine Yıldızlar Ligi'ne bildiğim kadarıyla. Evet, Yıldızlar Ligi'ne. Yıldızlar Ligi'ne bizim Yıldız Milli Takımımız katılıyor. Hı-hı. Bu büyük güzel bir gelişmedir. İşte hani o elit düzeyde ne kadar sporcumuz var işte yavaş yavaş geliyor. Artı ciddi motivasyondur. Çocukların bir hedefi vardır. En azından Türkiye'de evet. 4-5 ayaksa 6 ayaksa gidip orada yarışma fırsatı buluyor. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim. Çok yeni bir şey. 19-24 Nisan tarihlerinde hı-hı. Rumi Games var. Uluslararası. Evet. Evet. Yanlışım yoksa 7.si yapılacak bu yıl. Hı-hı. Bize oradan davet geldi. Biz görüştük. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Uluslararası düzeyde olacak olan bir yarıştır. Bu okul yarışlarını da ekleyerek derece yapan çocuklarımızı oralara götürme arzusundayız. Gideceğiz yani oralara. Türkiye bize böyle bir kucak açtı. Teşekkür ediyoruz yine kendilerine. Evet abi, ben az önce söyledim. Ciddi motivasyon durumu. Bir hedeftir. Yani evet. En azından bir çocuk işte ben çalışırsam ya nedir olacak bu memlekette? Ne derik? İşte şampiyon olduk. Bir yemek verirler bize. Bitmişler. Ertesi gün şampiyonluk da unutulur. Her şey bir tarafa gider. Ama burada Türkiye Ligi'ne katılmak, Yıldızlar Ligi'ne katılmak ciddi bir hedeftir bence. Evet. Özendirir çocukları. Bilhassa bu Rumi oyunlarına katılmak gerçekten apayrı bir boyuttur. Çünkü oradan değişik şehir demeyelim, ülkelerden gelen atletlerle yarışma uluslararası fırsatını... Bir evet, uluslararası bir yarış. Yılmaz, Sazat, Cezmi, Orbun'un gibi herhalde. Bu da uluslararası bir yarıştır. Evet. Çok güzel bir şey yani. Yani çocuklar burada kendileriyle yarışıyorlar. Herkes herkesi tanıyor ama orada çok ciddi atletler gelecek. Hı hı. Yani çeşitli ülkelerden atletler gelecek. Bir ülkede biziz. Evet, çok güzel. Gerçekten güzel. Evet hocam. Oyun şeklindedir tabii bunlar. Rumi oyunları ama değişik yaş gruplarıdır bu küçük. Tabii 15 ve 15 yaş altı. Evet. Yani 2000, 2001, hı hı. 2002 doğumlular. Hep arada, yaş gruplarında, kendi yaş grupları olacak herhalde bunun altında. Yok, 15 ve 15 yaş altı olarak davet geldi bize. Yani 2000, 2001, 2002 hı hı. doğumlular falan. Yani en iyi derece kimler yaptıysa biz toplandık zaten. Akşam toplantı halindeydik yönetim kurulumla, kuruluyla. 24-25'inde biliyorsunuz yıldızlarımızın da ortaokulların yarışları bitti. Hı hı. Tüm şeyleri, birinci dereceleri geldi. Ve yaşlara göre forumlar doldu ve bugün şu sıralarda gönderildi herhalde listeler. İyi güzel. Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Son olarak benim sormadığım veya sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım ve programımızı yavaş yavaş kapatalım. Ben sizlere, beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
televizyona ilk kez çıkıyorum. Tabii burada çıkmak, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde çıkmak, sizlerle çıkmak benim için ayrı bir keyif olmuştur. Çünkü beraber çalışıyoruz. İyi oldu, isabetli oldu. Biz bundan sonraki projelerimizi işte açıkladığımız projelerimizin arkasındayız. İyi bir yönetim var. Çok uğraşan bir yönetim var. Israrcıyız. Hedeflerimizi biliyoruz. Hedeflerimize gidebilmemek için de vallahi açık söyleyeyim, tabiri caizse gece gündüz çalışıyoruz yani ve bazı şeyleri başaracağımıza inanıyorum ben. Ben de anlıyorum çünkü seni yakından tanıdığım için hocam. Teşekkürler. Tuttuğunu kovaran bir kişiliğiniz vardır. Teşekkürler. Ve çok büyük başarılara imza atacağınızı biliyorum ben. Evet değerli izleyicilerimiz, bir spor alternatif programının daha sonuna geldik. Tabii burada teşekkür etmem gereken kişiler vardır. Çünkü gerçekten Mullahi TV'nin stüdyolarında yayın yaparken arkamızda bir ekip var. Kocaman bir ekip vardır. Tabii başta yönetmenimiz Akın Baler olmak üzere. Kameramanlarımız Hüseyin Babuç, İbrahim Serpek ve Çağatay Nalcıer'e çok teşekkür ediyorum. Spor Alternatif programımızı şimdi kapatıyoruz. Ama haftaya bir başka programda farklı bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.